Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin, Amsterdam'da yaşayan Türkler arasında Hollandalılara nazaran daha sık görüldüğünü biliyor muydunuz? Peki Türk gençlerinin %40'ının aşırı kiloya sahip olduğundan haberiniz var mıydı? Ya da batılı olmayan göçmenlerin ileri derecede psikolojik rahatsızlığa yakalanma şanslarının 4-5 defa daha fazla olduğunu duymuş muydunuz? Bunlar Amsterdam halkı arasında görülen sağlık farklılıklarından sadece birkaçı. Bu sağlık problemleriyle gelecekte daha iyi mücadele edebilmek için elimizde daha fazla bilgi ve veri olması gerekiyor. Eğer hastalıkların çıkış nedenlerini bilirsek, önlemini de alabilir ve daha iyi sağlık hizmeti verebiliriz. İşte bu nedenlerden dolayı AMC ve GGD Amsterdam Helios araştırmasını başlattılar. Bu araştırma Avrupa'da uzun süre sürecek olan ve değişik etnikleri araştıran ilk sağlık araştırmasıdır. Araştırmadan çıkacak sonuçlarla tüm Amsterdamlılara eşit sağlık hizmeti sunabilmeyi hedefliyoruz. İşte bu sebeple Helios binlerce Türk, Surinam, Ganalı, Faslı ve Hollandalı Amsterdamlının sağlık durumunu, refah düzeyini ve sağlık hizmetinden yararlanma şeklini araştırmaktadır. Helios'un araştırdığı başlıca hastalıklar şunlardır: kalp ve damar hastalıkları, diyabet yani şeker hastalığı, ruhsal ve bulaşıcı hastalıklar. Helios araştırmasına katılanlar önce bir anket formu dolduruyorlar. Daha sonra araştırma merkezimizden birinde kapsamlı bir fiziksel muayeneye tabi tutuluyorlar. Her 5 yılda tekrar davet edilip sağlık durumlarındaki değişiklikler takip edilecektir. Fiziksel muayene esnasında tansiyon ve kalp fonksiyonu ölçülüyor. Kolesterol ve kan şekeri tahlili için kan alınıyor. Araştırmaya katılım ücretsiz ve katılımcıların verileri anonim olarak kaydediliyor. Katılımcıların kişisel sonuçları sadece ev doktorlarına verilmektedir. Türk kökenli ve 18 ile 70 yaş arasındaysanız araştırmaya katılım için davet edilme ihtimaliniz var. Davet edilenler Amsterdam nüfus kütüğünden tesadüfe dayalı bir seçimle belirleniyor. Yani tamamen rastgele olarak. Davetiye postayla gönderilmektedir. Gelen postanızı iyi takip ediniz. Çünkü sizin de böyle bir davet alma ihtimaliniz var. Birkaç kişiye AMC ve GGD Amsterdam'ın bu girişimini nasıl bulduklarını sorduk. Ben Funda Müjde, oyuncu, yazar, stand-up, kabare, tiyatrocu olmanın yanı sıra bir sizin gibi, herkes gibi bir vatandaşım. Aynı zamanda anneyim ve sağlık sorunlarına çok önem veriyorum. Onun için Helios bana sağlık araştırmasında bizim elçimiz olur musunuz dediklerinde seve seve evet dedim. Helios elçiliğini neden kabul ettim derseniz, sağlık araştırmalarında genelde etnik kökene bakılmıyor. Bence bakılması iyi, çünkü etnik kökene bağlı bazı sağlık sorunları var. Hollanda'daki yaşayan Türklerin, Faslı Müslümanların sağlık hususunda problemler olduğunu biliyordum, duyuyordum. O konuda çeşitli yazılar da okudum. Ama tabii bunu bilimsel bir çerçeveye oturtmak, ondan politikalar çıkartmak daha o aşamada değildi. Yani. Bunu da biliyordum. Bu bahsettiğiniz araştırma tam da bu konuda netlik kazandıracak. Gidip özellikle Amsterdam, anladığım kadarıyla Amsterdam'da oturan Türk ve Faslı Müslümanların sağlık durumunu detaylı bir şekilde araştıracak. Ve ben bundan çok memnunum, çünkü ondan sonra politika üretme aşamasına geçeceğiz. Türklerin sağlık durumu ile burada mukim olan Hollandalıların sağlık durumu arasında ciddi farklar var. Faslılar için de geçer. Hatta Faslılarla Türkler arasında farklılıklar var. Bunun belki de kültürel arka planı var, dini arka planı var. Bu konuda
bunu netleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada dikkatimi çeken özellikle erken yaşlarda şeker hastalığının başlaması, kalp damar hastalıkları, tansiyondur, kalp krizidir. Çok erken yaşlarda görülüyor. Hollanda toplumunda bu 50-55 civarında veya 60 civarında ise bizde daha erken yaşlarda 40-45 yaşlarında tansiyon, özellikle 45 dönemi tansiyon şeker hastalıkları başlayabiliyor. Yani bu araştırmanın Amsterdam Belediyesi ve AMC'nin katkılarıyla, yani özellikle AMC'deki uzman doktor arkadaşlarımızın çalışmalarının bir ekiple yapılan bir araştırma olduğundan dolayı çok önemli. Bu bir örnek teşkil edebilir tabii Hollanda genelinde. Ama Amsterdam'da tabii yoğunluk olarak çeşitli milletlerin olması ve bu araştırmanın çeşitli milletler üzerinde bakılması karşılaştırma olarak çok daha kolay. Bu Helios araştırmada ise uluslararası, yani özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan bu çaplı geniş bir araştırmanın ilkidir. Tabii diğer şehirlere de yayılması, diğer ülkelerde yayılması açısından bizleri hekimler olarak sevindirir. Daha iyi bilgi alabilmek için. Şu anda neden bu değişik kökenden olan insanların neden sağlık alanında bu kadar farklı oldukları hakkında bilgimiz kısıtlı. Bu bilgileri edinmek için böyle bir araştırma şart. Kalp damar hastalıkları sadece Hollanda'da değil, dünyada başlıca ölüm nedenlerinden en önemlisidir. Kalp damar hastalıklarını oluşturan faktörler hakkında çok geniş bilgiye sahibiz. Mesela sigara kullanma, hipertansiyon, kolesterol gibi risk faktörleri hakkında geniş bilgiye sahibiz. Fakat değişik kökenden olan insanların insanlarda bu faktörler neden daha az veyahut neden daha çok olduğu hakkında bilgimiz kısıtlı. Bu yüzden kardiyolog olarak ileride mesleğimizi geliştirmek için daha iyi, daha kaliteli tedaviler meydana getirebilmemiz için bu böyle bir araştırma son derece önemlidir. İnsanların çekimser olmaları aslında her türlü bilimsel araştırmaya tabii bir konudur. Değişik yürüttüğümüz araştırmalarda da böyle sorularla karşılaşıyoruz. Fakat insanların şunu bilmesinde yarar var. Bu araştırmalar yürürlüğe girmeden, projelere başlamadan bütün prosedürler ve uygulayacağımız araştırmalar zaten bir etik komisyonundan geçiyor. Eğer etik komisyonu herhangi bir sakınca görürse bu konularda, zaten bu araştırma hiçbir zaman başlayamaz. O yüzden biz bu prosedürleri etik komisyonundan geçirdik. Uygun göründü. Yani insanların özel bilgilerinin iyi korunmaması hakkında hiçbir endişeye kapılmalarına gerek yok. Anladığım kadarıyla Helios ayrıca sağlık hizmetinden nasıl yararlandığımıza bakıyor. Hepimiz bu hizmetlerinden yeterince yararlanabiliyor muyuz? Türklerin sağlık hizmetleri ilişkin ihtiyaçları hakkında daha çok bilgiye sahip olurlarsa gelecekte daha iyi sağlık hizmeti sunabilirler. Bir doktor olarak Helios araştırmasına katılmanız için çağrıda bulunuyorum. Sonuçlar bizler ve gelecek nesiller için son derece önemli. Amsterdam'da yaşayan Türklerin sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için her nesilden insanımızın bu araştırmaya katılması önemli. Bilhassa 18 yaş üstü gençlerin katılması gerekli. Bu yüzden hem gençlerimizi hem büyüklerimizi bu araştırmaya katılmaları için davet ediyorum. Tüm Türkiye kökenli Amsterdamlıları bu araştırmaya davet ediyorum. Helios zarfını alır almaz lütfen bu araştırmaya katılın.